Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimize başlıyorum. Biraz önce yani bir önceki dersimizde Visual Studio'da, Microsoft'un geliştirmiş olduğu Visual Studio'da veri tabanlarıyla çalışmak konusunu anlattık. Microsoft Azure'da neleri kullanmaktan bahsettik. Şimdi SQL sorularda neleri destekliyor? SQL sorularda arkadaşlar 2005-2016 arasındaki Express ve Local veri tabanı dahil desteklediğini, Firebird'ü, MariaDB'yi, MySQL'i, Oracle'ı, PostgreSQL'i, SQLite'ı ve diğerlerini desteklediğini özellikle belirtiyor. Şöyle söyleyelim arkadaşlar, özellikle kişisel bir program geliştirmek istediğiniz zaman küçük veri tabanlarıyla çalışmanız gerektiğinde SQL'in Express sürümünü ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Özellikle öğrenciler, hani biz öğretmenler, eğitim kurumlarında çalışanlar için SQL Express biçilmiş kaftan. Tabii yine ticari anlamda da küçük işletmeler için yine biçilmiş kaftandır. Ama SQL Server'ın biliyorsunuz Express sürümü değil de normal sürümleri ücretlidir. Onun haricinde Firebird veya MariaDB gibi ücretsiz yine sürüm veri tabanları var. MySQL gibi. Oracle yine özellikle büyük şirketlerde büyük veri tabanlarıyla çalışmak istediğinizde kullanabileceğiniz lisanslı bir yazılımdır. Son dönemde SQLite'da özellikle hani SQL Server Express'in yanında SQLite'da yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle küçük cihazlarda yani işte akıllı telefonlarda, tabletlerde uygulama geliştirmede SQLite'ın daha kullanışlı olduğunu görebiliyoruz. Bunlar yine bizim Visual Studio tarafından desteklenen veri tabanı SQL yapısı arkadaşlar. Bir de son dönemde NoSQL diye bir kavram var biliyorsunuz. Yani SQL veri tabanı değil de veri tutan ama SQL yapısından farklı olarak çalışan Apache Cassandra, CouchDB, işte MongoDB, NDatabase, OrientDB, RevanDB, VelocityDB gibi yine NoSQL olan veri tabanları var. SQL'de biliyorsunuz tablo tablo verileri tutuyorduk. Geçen haftaki dersimizde özellikle bir SQL yapısını, MS Access veri tabanını da oluşturmuş. Bir SQL yapısına örnekti arkadaşlar. Tablo şeklinde tutabiliyorduk. Structured yani yapılandırılmış veri tabanı, veri tutuyordu. NoSQL'de ise dosya dosya tutuyorsunuz verileri. Yani küçük küçük text dosyaları gibi yapıda tutuyorsunuz. Aralarında verilerin arasında belirli işte virgül gibi ayıraçlar kullanılarak veriyi tutabiliyoruz. Bunu özellikle son dönemde yaygın olarak veri boyutunun küçültülmesi amacıyla tercih ediliyor. Unstructured data şeklinde geçiyor bu. Her bir tablo ayrı bir dosyada tutularak yani SQL'deki tablo NoSQL'de bir dosyada tutularak yapının yine veri tabanına benzer şekilde kullanılması sağlanıyor. Bunları da yine Visual Studio destekliyor arkadaşlar. Son dönemde özellikle hani NoSQL olarak bahsedebileceğiniz kavramlar, buradaki ekranda gördüğünüz şu anki veri tabanlarının yanında arkadaşlar. Yine günümüzde cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla daha farklı işte XML yapısı gibi farklı yapıları da yine desteklediğini biliyoruz. Yani yine kullanabiliyorsunuz bu tür veri işlemleri. Şimdi gelelim geçen haftaki dersimizde niye ACCDB'de sıkıntı yaşadığımızda. Arkadaşlar OleDB'de yani OleDB veri taban şey OleDB uzay ne diyoruz şeyde ya da veri şöyle kütüphane diyelim eski tabiri kullanalım. OleDB kütüphanesinde arkadaşlar ACCDB dosyasına erişimde 32 bit işletim sistemi istiyor. Ve ACCDB dosyasının 32 bit olarak yani ofis
paketinin 32 bit olmasını istiyor. OLED1 veya ODBC veri sağlayıcılarını kullanarak veri tabanlarına bağlanmak için Visual Studio'daki bazı veri araçlarının yalnızca 32 bit veri sağlayıcıları kullanarak OLED1 veya ODBC veri tabanlarına bağlanabileceği anlamına geliyor diyor. Bu Microsoft Access 32 bit OLED1 veri sağlayıcısının yanı sıra diğer üçüncü taraf 32 bit sağlayıcılar da içerir diye belirtmiş. Yani geçen hafta benim yaşadığım problemlerde en büyük sebebi, daha doğrusu doğrudan doğruya sebebi arkadaşlar 32 bit değil 64 bit kullanıyor olmamdı. Bu dediğim gibi normalde biz bu dersi bir önceki haftada vermemiz gerekiyordu. Yani sıralama değiştiği için bu uyarıyı ben gözden kaçırmışım. O yüzden de sıkıntı yaşadık arkadaşlar veri tabanı yönetimiyle ilgili. Şimdi şeyde peki çözüm ne? Yani ben de 64 bit akses var. 32 bit'e mi kuracağım? Hayır arkadaşlar, burada da kullanacağımız ACCDD değil MDB dosyası olacak. Şimdi bu hafta Visual Studio'da veri tabanlarıyla çalışma konusunu açıkladık. Şimdi gelelim veri tabanı kullanarak, yani bir SQL şey pardon Access kullanarak. Şimdi şöyle söyleyelim. Normalde SQL de kurabiliriz. Yani bilgisayarlarımıza SQL Express de kurup SQL Express'le de yine işlemler yapabiliriz. Ama biz şu Access veri tabanıyla bir form oluşturma işini tekrar yapalım artık. .NET, Windows Forms App veya Windows Forms App var. İkisinden birisini seçebiliriz. Depomuz burası. .NET Framework 4.7.2 kullanıyor. Geçen uygulamalarımızda, geçen hafta uygulamalarımızda 5.0 kullanmıştık. Burada 4.7.2 kullanıyorlar. Özellikle sıkıntı olmaz. Geçmişe dönük olarak daha rahat çalışmamızı sağlar arkadaşlar. Şu veri tabanımızı da açalım. Şöyle getirelim. Evet, şu an geçen haftaki veri tabanı dosyamızı açıyorum, Access'te açıyorum. Hatırlarsanız kişiler diye bir tablo oluşturmuştuk. Kişilerde işte kimlik, adı, soyadı, cep telefonu, iş telefonu, adres şeklinde bilgiler girmiştik. Bu tablomuzda kişiler tablosuydu. Veri tabanımızda veriler.accdb'ydi. Bunu farklı kaydet diyerek arkadaşlar biz Access'in MDB uzantılı eski 2002-2003 veya 2000 sürümü öncesinde dönebiliriz. 2002-2003 daha mantıklı olur. Bunu farklı kaydet dediğimiz zaman arkadaşlar nereye kaydedeceğiz? Projemizin içine kaydedelim. C'de kullanıcılarda direkt search klasörünü oluşturuyordu. Research repos pardon. Şuradan Windows Forms app'ti. Dediğimiz gibi yine BIM klasörünün içerisine bu veri tabanını koymanız doğrudan doğruya projeye erişmesini sağlar. Tabii şöyle söyleyelim, aslında böyle çalışılmaz. Proje burada değerleneceği için arkadaşlar buraya bir data diye bir klasör oluşturmak daha doğrudur. Birden fazla özellikle veri tabanıyla çalışırken daha mantıklı olur. Data diye bir klasör içerisine kaydediyorum. Evet, işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bilgi de verelim. Server Explorer var burada biliyorsunuz. Server Explorer var. Buradan
Connection'ı da yapabilirsiniz sihirbazla. Bu da yine işi kolaylaştırıyor. Ama biz yine geçen haftaki gibi arkadaşlar kod üzerinden gidelim yeniden dediğim gibi oluşturacağım ben kodu tekrar yazacağım. Geçen haftanın da tekrarı olmuş olacak. Şimdi şöyle hemen bir tane label'ımız vardı. Şurada. Karşısında ikinci bir label'ımız vardı. Kimlik bilgisini yazacaktık. Buraya tekstine kimlik diyecektik arkadaşlar. Demiştik. Karşısına da kimlik bilgisi gelecekti. Bunun hemen fontunu şuradan kalın 12 gibi bir değer verelim. Şunu siliyorum. Karşılığına şöyle getirdik. Ondan sonra adı, soyadı, cep telefonu, iş telefonu, adres demiştik. Şuraya geliyoruz. Bunun tek içeriğini arkadaşlar. Bir tane boşluk koyuyorum. Ki buradan kaybolmasın. Tamamen silersek için arkadaşlar yakalamamız zor oluyor. Bu adıydı. Soyadı. Cep telefonu. İş telefonu, iş fark etmez. Ve adres şeklinde oluşturalım. Hemen karşılarına arkadaşlar text box'ımızı şöyle yerleştirelim. Bu birincisi adı, soyadı, cep telefonu, iş telefonu ve adres demiştik. Adrese gelmiştik. Dedik ki multiline'ını true yaparak çoklu satır adres kirlenilmesini sağlamalıyız demiştik. Şöyle biraz da pardon biraz da genişletebiliriz arkadaşlar. Tabii siz tablonuzu değiştirebilir. Yani büyük daha işte ilçe gibi bilgiler ekletebilirsiniz. Ve ne yapmıştık? Şuradan data bölmesinden arkadaşlar bir tane data grid koymuştuk. Data grid'de veri tabanındaki bilgileri getireceğimiz bölümdü. Evet. Data grid'de koyduk. Şimdi arkadaşlar gelelim. Hani butonları falan da sırayla yapacağız. Şimdi gelelim hemen kod kısmına. Evet, bunu bir kaydedelim. Form 1 load'a dedik ki load data diye bir yapı oluşturalım hemen. Ve load data'yı burada arkadaşlar hemen diyoruz ki OLED BB pardon OLED BB connection veri hani biraz con diyelim eşittir OLED BB connection evet. OLED BB'yi ne yapacağız? Sistem OLED DB'yi yüklemesi. Evet, bakın using sistem data OLED DB'yi bu sefer otomatik olarak kullanabilir hale geldik arkadaşlar. Bir sıkıntımız kalmadı. Veri.com dedik. Tabii burayı dolduracaktık. Burayı dolduracaktık arkadaşlar. Provider eşittir dedikten sonra Microsoft nokta
MDB yani ACCDB kullandığımızda ACEK kullanıyorduk. MDB kullandığımızda JET kullanıyoruz arkadaşlar. JET OLED DB nokta o da 4.0 sürümü kullanılacak. Şöyle söyleyelim yani bunu nereden buluyoruz? Hemen şöyle gelelim. Server Data Connection'da yeni connection, add connection diye yani hocam ya ben bunu ezberlemek zorunda mıyım? Hayır değil. Şuradan bakın. Microsoft Access Database File dedik. Geldik. Browse diyerek hemen tabii kendi uygulamamızı gösterelim. Şuradan Windows'dan Bing, Data ve MDB dediğimizde bakın. Test connection diyorum. Test connection second. Yani tamamlandı. Advanced'a geliyorum. Bakın şurada gördüğünüz gibi şeyimiz var. Sağlayıcımız, provider'ımız Microsoft Jet OLED DB 4.0 şeklinde bizim sağlayıcımız var. İkincisi ne gerekiyor? Data search gerekiyor. Yani kaynağımız şurada da gördüğünüz gibi satırı oluşturuyor. Şu satırı oluşturuyor. Burayı kopyalayıp bunu iptal edebilirsiniz. Yani hocam ben ezberlemek zorunda mıyım? Hayır, bu şekilde hazırda kullanabilirsiniz. Ama sadece size tavsiyemiz şuraya search'te şu C sürücüsü falan değil. Direkt projenin içerisinde data klasörü bu şekilde kullanılıyor. Evet. Data search şeklinde kaynağımıza belirttik arkadaşlar. Connection'ımız tamam. Şu an artık connection'ımızı tamamladık. Şöyle yapayım. Şu diyorsun. Kapatalım. OLED DB connection veri.com dedik. Yani veri tabanı ya da veriler veri tabanının adını da yazabilirsiniz. Yani mantıklı olan birden fazla veri tabanı kullanacaksanız veriler veri tabanına erişeceğim için şurada bakın NDB dosyasına bağlantı olarak veri tabanının adı devamında da connection'ı CNN veya John şeklinde veya direkt connection string diye de yazabiliyor. Yani şöyle de bu şekilde de kullanılıyor. Yani hazırda da connection string de denilebiliyor arkadaşlar. Nasıl olsa bunu veriler dediğimiz zaman tamamlayabiliyor Visual Studio'muz. O yüzden çok da sıkıntı değil. Şimdi gelelim ne demiştik arkadaşlar? Bir tane data adapter oluşturmamız lazımdı. OLED, DB, bakın artık her şey geldi. Data adapter bakın. Şurada OLED DB data adapter geldi. Dedik ki buna da veriler data adapter dedik. Eşittir new OLED DB data adapter. Burada kullanacağımız komutu yazıyorduk. Neydi? SQL komutumuz select yıldız from kişiler tablosundan bütün veriyi çek. Peki bu tablo nerede? Veriler connection string'de. Yani bağlantısı bu olan veri tabanındaki bu kişiler tablosundaki tüm bilgileri burada yıldız kullandığımız zaman tüm bilgilerde biz başlangıçta tüm bilgileri çekmeyi sağlıyoruz arkadaşlar. Bir tane data set oluşturuyorduk. OLED DB data set data reader. Pardon, OLED DB değildi burada. Direkt şöyle gelelim. Data set diyorduk. Data set dedikten sonra arkadaşlar yine veriler DS diyelim. New data set. Burada herhangi bir herhangi bir şey yazmıyoruz. Şu an biz ne yapıyoruz? Verileri veri tabanından nereye arkadaşlar? Grid gibi
taşıyacağız. Şimdi veriler artık geçen dersinizde hatırlarsanız veri tabanıyla her zaman bağlantı kurulma yani her zaman açık tutulmaz veri tabanı demiştik. Özellikle hani bulut sisteminde de aynı anda birden fazla kişinin bağlanma sınırı var. Yani birden fazla derken belli bir sınır vardır. O sınırı aştığınız zaman veri tabanı yüklenemeyebilir. O yüzden veri tabanını açıp hemen kapatmamız gerekiyor. Open dedik. Veri tabanını açıyoruz. Ardından diyoruz ki verilerin adapterına şuradan hemen verilerin data adapterına doldur. Neyi doldur arkadaşlar? Hemen veriler data setine ne dedik? Kişiler doldur. Kişiler tablosunu veriler data setindeki veriler kişiler tablosunu doldur. Bunu data grid bir de search'ü arkadaşlar eşittir dedik. Veriler data setin tablosundaki yine burada da yine kişileri yazıyoruz. Ardından da hemen connection'ımızı kapatıyoruz. Yani veri tabanıyla bağlantımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii programlamanın temellerinden birisidir. Try-catch yapısının kullanılması gerekir. Biz biraz hani işi uzatmamak için bu yapıda normalde burada arkadaşlar biz veri tabanını açmadan önce try-catch'i kullanmamız lazım. Veri tabanını herhangi bir açamama gibi bir hata oluştuysa catch yapısına gitmesi lazım. O işi size bırakıyoruz. Yani try-catch yapısını zamanla oturtursun. Şimdi çalıştıralım. Biz ne yaptık? Form doldurulduğunda grid ve veri tabanındaki verileri getirmesini istedim. Evet, derleme işleminin bitmesini bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir tane kayıt vardı. Artık bizim grid view'imize verilerimiz geldi arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada biz tek tek yani kayıtları böyle her bir hücreyi tek tek seçmememiz lazım. Tıkladığımız zaman tüm satırı seçebilmemiz lazım. O ayarı yapmamız lazım. Hemen GridView'in ayarlarına geliyoruz. Şöyle şuradan Tools'tan Properties'ten verelim. Seçim. Select. Seçimi satırı seç. Multi select'i arkadaşlar. False yapıyoruz. Yani birden fazla kaydı seçebilmeyi kapatıyoruz. Tek kayıt seçimi seçeceğiz. Read only yapabiliriz. Yapmamız gerekir. Ve selection modu da row header select değil, full row select. Yani satırı tamamen seç. Bakın ne yaptık? Bir, multi select'i false yaptık. Bunun anlamı aynı anda birden fazla kaydın seçilmesini engelledik arkadaşlar. Read only yaptık. Grid üzerinde değişiklik yapılmasını engelledik. Ve herhangi bir hücreyi değil, tüm satırı seçilip olmasını yani bir hücreye tıkladığımızda tüm satırın seçilmesini istedik. Şimdi bu özellikleri kaydedip çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi ben herhangi bir yeri seçmeden tüm satırı
Seçti arkadaşlar. Burada da herhalde bakın ikinci bir kayda tıkladığımda da yine tüm satırı seçmiş oluyor arkadaşlar. Şu an biz bu işi yaptık. Şimdi ne yapacağız? Buna çift tıkladığımız zaman mesela kayda çift tıkladığımız zaman kaydın buraya gelmesini sağlayacağız arkadaşlar. Buraya gelmesini sağlayacağız. Bir dipnot. Burada mesela kimlik bilgisinin gelmesini istemeyebilirsiniz. Görünmesini istemeyebilirsiniz kimlik bilgisini. O zaman select yapısında şuradaki select yapısında yıldızı değil arkadaşlar. Hangi sütunları istediğimizi tek tek yazmamız gerekiyor. Yani şöyle yapalım. Adi, pardon. Adi, soyadi, cep tel neydi? Cep telefonu muydu? Şimdi ikisini yapalım. Ya da şöyle bir saniye yıldız yapalım onları. Sütun başlıklarını tam bir görelim. Onu unutmayalım. Aslında veri tabanını açıp da bakabiliriz. Bir dipnot. Veri tabanlarıyla çalışıyorsanız mutlaka yazılı olarak arkadaşlar şu başlıkları mutlaka yazılı olarak yanınızda bulundurmanız lazım. Yani kağıt üzerine yazılı olarak hangi tablolarınız var, hangi tabloda hangi sütunlar var bunları tek tek yazmanız yazılı olarak da kağıt üzerinde tablo ilişkilerini de yine sütun üzerinde şey kağıt üzerinde barındırmanız sizin çalışmanızda kolaylık sağlayacaktır. Kimlik başlığının getirilmesini istemiyoruz. Adi, soyadı, cep tel, istel, adres sütunlarının gelmesini istedik. Bakın buraya tek tek yazdık. Kaydettik. Çalıştır dedik. Başlat dedik. Start dedik. Derledik. Hangi terimleri kullandığınız çok önemli değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık adı, soyadı, cep tel, istel ve adres sütunları gelmiş oldu. Kimlik bilgisi bu bize görüntülenmedi. Şimdi ikinci dersimizde, üçüncü dersimizde bu sütuna tıkladığınız zaman buraya işte kimlik bilgisi, adı, soyadı, cep telefonu, iş telefonu, adres bilgilerinin gelmesini sağlayacağız. Ve işte değişiklik, düzenleme yapma butonunu koyarak da düzenleyerek tekrar kaydetmeyi sağlayacağız arkadaşlar. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.